Ayşe'ni ben Instagram'dan takip ediyorum. Tesadüf karşıma çıktı. Kürtçe söylediği ezgiler gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü değişik bir havası vardı. Biraz sanatsal değeri de yüksek yani müzikal anlamda. Dedim ki ben bunun konserine gitmeliyim. Hep böyle devam etsin. Özellikle Kürt sanatçıların bu kadar tanınmasına vesile olduğu için çok mutluyum. O yüzden onu çok seviyorum. O yüzden izlemeye geldik onu. Ravşan'a gerçekten aşık bir insanım. Kendisini, sesini, her şeyini o kadar beğeniyorum ki çok akıllı. Ve her zaman dediği gibi arkadaşımın da böyle kalsın ve böyle devam etsin. Özellikle Güle şarkısını söylerken ve bir sürü şarkıları söylerken ona bayılıyorum. Şivesi olsun, her şeyini çok seviyorum. Merhabalar sevgili dostlar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. Uzun bir süredir bu geceye böyle hazırlanıyorduk. Hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyoruz, bizleri yalnız bırakmadınız. Herkese merhaba. Oksijen TV'nin bugünkü konuğu Itır Erhat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biz Itır Hanım'la beraber birkaç gün önce Ravşan konserine gittik Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Harika vakit geçirdik. Üzerine çok konuştuk ve çok düşündük evet, de. Evet, çok çok. Evet, bizi çok düşündüren bir konser oldu ve sonra bir araya gelip bunu sizlerle de paylaşmak istedik. Çünkü gerçekten çok özel bir konserdi. Niye özeldi derseniz Ravşan Kürtçe şarkı söylüyor ve her zaman İstanbul'da şarkı söyleme fırsatı olmuyor. Hele ki Bostancı Gösteri Merkezi gibi 2500-3000 kişinin bir arada olduğu bir yerde olmak onun için çok özeldi. Zaten o da belirtti şeyde. Evet. Neden bu kadar önemli sizce Ravşan'ın Bostancı'ya çıkması ve orada Kürtçe şarkılar söylemesi? Çünkü çok büyük bir mekan İstanbul'un merkezinde ve çok az sayıda sanatçının doldurabileceği de bir mekan böyle de düşünebiliriz. Ve orada İstanbul'da, Bostancı'da bir temas alanı olma hali çok değerli bence. Çünkü Ravşan'ı dinleyenler, sevenler çok var ama ağırlıklı olarak konserleri tabii Ankara'nın doğusunda. İlk kez İstanbul'da, daha önce İzmir'de de bir konseri var ama İstanbul'da tam İstanbul'un merkezinde kocaman bir sahnede Kürtçe bilen ve bilmeyen çok sayıda insanla buluştu. Aslında onları bir çatının altında, orası da böyle sirk gibidir ya, çadırdır. Evet, evet. Bir çadırın altında toplamış oldu. Bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Kesinlikle. Zaten başında Ravşan hatırlayacaksınız siz de kimler Kürtçe bilmiyor diye sordu bize. Evet. Elimizi kaldırdık. Evet. Ve hemen yanımızda bilenlere dedi ki arkadaşlar size emanet. Ben Kürtçe konuştukça siz ona çevireceksiniz. Evet. Bu akşam kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Bir olacağız bu akşam dedi ve hep bu tarz birlik mesajları verdi değil mi? Evet, o beni de çok etkiledi. Çünkü hani daha önce hiç bu şekilde elimi kaldırdığımı hatırlamıyorum. Ben de. Yani Kürtçe bilmeyenler hemen biz kaldırdık. Sonra dedi ki herkes bir sağına soluna baksın. Kimler onlar? Onları unutmayın sakın ve geride bırakmayın.
Bence bu çok güzeldi çünkü bir işte sohbet bahanesi yarattı aslında. Şimdi biz oraya birlikte gittik. Eğer böyle bir çağrı ya da mesaj olmasaydı biz birbirimizle konuşacaktık. Yani yanımızdakilerle sohbet etme bahanesini yaratmak çok daha zor olacaktı. Ama bu sayede hemen onlar bize döndü, biz onlara döndük. Onların anladığını fark ettik. Onlar bizi Kürtçe bilmeyenlerden olarak gördükleri için çok keyifli bir sohbet başladı. Bence çok... Çok doğru ve hoş bir tercih olduğunu düşündüm. Evet, ben mesela hemen soluma döndüm. Sema oturuyordu ve Sema tüm konser boyunca bana da size de şarkı sözlerini çevirdi. Ki şarkı sözlerini bilmek söz konusu olan Revşan olduğunda çok önemli. Tabii. Çünkü bir halk ozanı gibi o. Hem kendi şarkılarını yapıyor, hem köyleri dolaşıyor, oradan bir takım geleneksel melodileri topluyor. Hatta şeye de tanık olduk, bizim çok iyi bildiğimiz besteleri de söylüyor. Evet. Müziğin o birleştirici etkisinden de çok faydalanıyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani müzik çok güçlüdür aslında. Yani müzik bir melodi. Farklı dillerde söylenebilir ve siz çok iyi bildiğiniz bir melodiyi başka bir dilde, hatta böyle uzak bir dilde, belki hiç temasın olmayan bir dilde duyduğun zaman o böyle sihirli bir şeydir. O anlar da yaşanıyor tabii Revşan'ın konserinde. Yani iyi bildiğin bir melodiyi ilk kez belki Kürtçe duyuyorsun. Ermenice duyduğun bir melodiyi Kürtçe duyuyorsun. Türkçe duyduğunu Ermenice duyuyorsun. Bunun zaten yani hiç de farklı olmadığımız, aynı coğrafyaların insanı olduğumuzu hatırlatması açısından kendi içinde çok değeri vardır. Revşan tabii topluyor bunları. Yani o işte hikaye anlatıcısı yanıyla da çok güçlü bence hikaye anlatıcılığı. Bunu da konserinde aktarıyor. Yani o ezgileri nasıl topladı, kimlerle buluştu, Iğdır'da kiminle tanıştı, ondan sonra üzerine nasıl çalıştı, nasıl bir aranjman yapıldı, hangi enstrümanlar eklendi, bunların da hikayesini anlatıyor. Evet, evet. Ve şarkıların içinde tabii hep yani bildiğimiz ve çok insana dair temalar var. Yani aşk var, doğanın güzelliği var, işte gerçeklikle, iyilikle ilgili hikayeler var. Yaşananlar var, üzüntü var, sevinç var. Bunları size anlattığı zaman belki o güne kadar hiç aşina olmadığınız bir dilde anlatıldığında da sizi çok derinden bir yerden yakalıyor. Gece orada 2500 kişi, 3000 kişi vardı ve hiç davetli yoktu. Yani evet, biz yoktu. Son biletleri satın aldık. Evet. Ve hani az bir para da değildi. Yani 880 evet. lira tek kişi bilet parası verdik de gittik. Talep var demek ki. Bu kitle yani kadın erkek benim tabii çalışma alanım nedeniyle ben tabii. ona da bir baktım. Evet. Hani kadın erkek dağılımı yaklaşık %50-50 gibiydi. Genelde 30'lu yaşlarda bir kitle olduğunu düşündüm. Hani 40'larında 50'lerinde de insanlar vardı belki 20'lerinde de. Ama sanki ortalaması böyle 30 yaş gibi. Sevgilileriyle gelenler vardı, arkadaşlarıyla gelenler vardı. Ve yani böyle hani bu bekleniyormuş. Herkes çok şık değil miydi? Evet, herkes çok ya şıktı. Böyle... Çok özenliydi. Özenliydi. Evet. Yani konsere hani Revşan'ı bekliyorlarmış ve özenerek gelmişler. Sema beni sonunda elimden tuttu. Hadi halaya dedi. Ve ben hiç tanımadığım insanlarla daracık bir alanda kendimi evet. halay çekerken buldum. Evet. Ve o an şeyi düşündüm. Ya Revşan amacına ulaştı. Kesinlikle, dedim. Kesinlikle ulaştı. ya halay müthiştir. Halay ve benzeri danslar, işte hora, yani bu hani bir çember oluşturabileceğin ve hani böyle bir ucundan hemen dahil olabileceğin gerçekten çok sihirlidir. Normalde hani bir açık alan değil, değil mi? Düğün değil, dernek değil, böyle konser araları daracık. Ama orada halay başladı ve herkes birini elinden tutup çekti. Ve gerçekten Revşan işte o müziğin, dansın birleştirici gücünü hepimize yaşatmış oldu. Kesinlikle. Böyle konserlerin artması, bu temasın artması sizce neler getirir? Yani nelerimizi tamir eder?
Yani evet, tamir edilmek, onarılmak bence çok, yani belki yaraların sarılması, hani böyle çoklayabiliriz o temayı, ama yani daha çok insanlar temas etmediklerinden korkarlar. Yani öteki hep temas etmediğimizdir ya. Onun arkadaşı olduğunuz an, birlikte dans ettiğiniz an, aynı duyguları paylaştığınızı hissettiğiniz an, o öteki olma hali ortadan kalkar. Bu diller için de geçerlidir. Yani Kürtçeyi hiç duymuyorsan, öyle bir dil mi vardı diyorsan, o zaman işte Kürtçe konuşan biri de senin için ötekidir. Ama onunla yan yana durup birlikte şarkı söylediğinde artık öteki değildir, o da senin arkadaşındır. O yüzden bu tür konserlerin ve temas alanlarının ve işte bu tür birleştirici gücü olan, söylemi olan sanatçıların çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani o kutuplaşmanın azalmasında, insanların birbirine yaklaşmasında. Çünkü aslında hiç de farklı değiliz. Yani dedi ya, dilin şarkının husumeti olmaz. Husumet başka yerlerden geliyor. Hiçbir dil içinde bir husumeti barındırmaz. Yani bizim o dile atfettiklerimizdir. Hatta bizden de tamamen bağımsız bir takım insanlar dillere bir şeyler atfederler ve bizde negatif çağrışımları olabilir. Bunların arasında korku olabilir. Bilinmeyenden ya da tehlikeli hissi olabilir. Kendi alanıma saldırı hissi yaşıyor olabilirim. Ama bu nasıl kırılacak? Anca temas ederek. Korkuyla ilgili mesela Sema bir şey anlattı, hatırlayacaksınız. Birkaç hafta önce doğum günü için bir yer, mekan aramış ve tek kıstası orada Kürtçe müzikler çalmak istemiş. Ama kimse kabul etmemiş İstanbul'da. Birkaç yer dolaşmış. Oysa kağıt üstünde böyle bir yasak yok. Ama otokontrol olarak başım belaya girer demişler. Olmaz demişler. O mekan dolaştıktan sonra sonunda çok kötü bir mekanda ama mecbur kaldım dedi Dedi. bize. Hatta bize gösterdi, Gösterdi videosunu mekanı, gösterdi. fotoğraflarını. Ha dedik, o kadar kötü değilmiş, sen de ne şıkmışsın falan diye konuştuk. Bu da acaba o demin sözünü ettiğimiz temasın azlığından mı kaynaklanıyor bu korku? Bence kesinlikle öyle. Çünkü işte bir dile atfettiğimiz, yani dilin içinde hiçbir şey yoktur. Biz ona bir takım değerler atfederiz ve onlardan bazıları da işte tedirginlik yaratacak durumlarsa, aman benden uzak olsuna gidersiniz ya, yani ben güvenli olanımı koruyayım. Şimdi bir Kürtçe müzik çalmak, söylemek istemiş ve mekan sahipleri demiş ki yok. Neden? Büyük ihtimalle etrafta insanlar duyacak ve şikayet edecek diye. Şimdi yüksek sesle müzik çalmak zaten bir sorundur. Hani etrafı rahatsız ediyorsak. Ama burada tabii yüksek sesli müziğin Kürtçe olma ihtimali tedirgin ettiği için o da aman aman başım belaya girmesin demiş. Büyük ihtimalle böyle olduğunu düşündük. Şimdi bu nasıl değişecek, dönüşecek? Daha çok duyarsak tabii ki. Yani daha fazla Kürtçe müzik duyarsak, daha fazla Kürtçe konuşan insan duyarsak, bu böyle bir hani bir kırılma anı, ama kırıldığı zaman da gerçekten tamir olur, onarılır o karşılıklı hissedilen negatif ne varsa. Yani mekan sahiplerine de belki korkmayın diyebiliriz. Yani korkacak hiçbir şey yok. Her dilde müzik kendi ifadesini her dilde bulabilir. Ve hani mekanları açalım, herkes gelsin söylesin ve bu temas alanlarını yaratalım. Diller işte yok olmaya gidiyor bu tür nedenlerle. Yani bu bir dili konuşmak hoş görülmediğinde ya da yadırgandığında ne oluyor? Siz çocuğunuzu korumak için o dili konuşmuyorsunuz. Ya yani hatta işte mış gibi yapıyorsunuz. Yani evde başka bir dil konuştuğunuzu tırnak içinde çaktırmamaya çalışıyorsunuz. Yani bu Kürtçe de olabilir, Ermenice de Evet olabilir, evet. Rumca da Yani. olabilir. Hani o tedirgin edecek dillerden herhangi birini konuşmamak. Ama ne oluyor? Ben konuşmuyorum. Benim çocuğum hiç öğrenmiyor. Ondan sonra onun çocuğu artık hiç. Ve bu sefer maalesef hani bir dil kullanımdan çıktıkça, dil dinamiktir biliyorsunuz. Yani Evet. kullanımdan çıktığı zaman o dinamizmini kaybeder. Böyle bir tedirginlik var tabii. Yani bir süre sonra bu dili konuşacak kimse kalmayacak mı?
Çok iyi anlıyorum bu endişeyi, korkuyu. Ama aynı şey Ermeniler için de geçerli. Tabii. Bir konserde ne kadar fazla korkuya, duyguya, bir sürü şeye tanık olduk aslında. Mesela onların da anlatası varmış. Yani bunu paylaşası varmış. Birilerine sesini duyurası varmış. Sen nerelisin diye sordu bana Sema. Dedim biz Rumeliliyiz, Balkan Türküyüz, Balkanlardan göçmüşüz biz de dedim. Bana dedi ki hoş geldiniz dedi. Gerçekten de onun ailesi buradaydı. Benim ailem geldi aslında. Bana çok enteresan şeyler düşündürdü yani konser. Evet, yani bu son söylediğiniz çok kritik. Çünkü göçe dair bizde ne kadar negatif duygu varsa, yani Türkiye içinden ya da dışından gelen, hep dönüp bir bakmamız gerekiyor. Mesela biz üniversitede de hani göç konusunu konuşurken hep sen nereden geldin çalışması yaparız. Yani senin anneannen, babaannen, onun dedesi nereden geldi? Hepimiz bir yerden gelmedik mi? Yani annem buradaydı belki ama baban başka bir yerdeydi. Ve hepimizde bir göç hikayesi var, farklı diller var. Hepimizin geçmişinde var. Ve öyle baktığınız zaman işte göçmene, yer değiştirene karşı tutumumuz çok değişiyor. Çünkü her birimiz bir yerden geldik ve farklı diller konuşan insanların çocuklarıyız aslında. Bunu hiç unutmamak gerekiyor sanırım.